2011 yılında yapılacak 24. milletvekili seçiminde Kars'tan AK Parti'nin aday adayı olmuştuk. 11 Nisan 2011 tarihi saat 17 itibariyle AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na vermiş olduğu listede bizim de Kars'tan AK Parti 3. sıra milletvekili adayı olduğumuzu gördük. Bu konuda partinin bize göstermiş olduğu teveccühe teşekkür ediyoruz. Ben partinin kuruluşundan itibaren, AK Parti'mizin kuruluşundan itibaren önce ilçe seçim, ilçe teşkilatında, sonra il teşkilatında çeşitli kademelerde çalıştım. Bu arada Sarıkamış Belediyesi'nde belediye meclis üyeliği yaptım AK Parti'mizden. Yine 2009 yerel seçimlerinde belediye başkanı adayı adayı oldum. Ancak aday olamadık. Mevcut başkanımıza Sayın İlhan Özbilen Bey'e adaylık verildi. Ama biz adaylık verilmedi diye çalışmamazlık yapmadık. Aday olmuş gibi çalıştık. Çünkü burada nefsimiz için bir şey istemiyoruz. Partimizi sebep kılarak, aracı kılarak halka hizmet etmek istiyoruz. Bu nedenle sürekli çalıştık. Daha sonra genel seçimler, 2011 genel seçimler için adaylık başvurusunda bulunduk. Yaklaşık 80 kişiyle birlikte, 80 arkadaşımızla, hepsi birbirinden kıymetli olan 80 arkadaşımızla birlikte Temayur'da birlikte yarıştık. Yarıştık demeyeyim de birlikte yorulduk. Sonra mülakat yapıldı, anketler yapıldı. Hepsi birbirinden kıymetli olan değerli arkadaşlarımız içerisinde 3 kişiyi seçtiler. Biri de biziz. Bu süreçte, aday adaylık sürecinde centilmence hareket eden, herhangi bir problem olmadan, son derece olgun bir şekilde hareket eden, aday olmayan diğer arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten adaylığımız açıklandıktan sonra hemen hemen hepsi arayı tebrik ettiler. Hep beraber çalışacağımızı söylediler. Ki bizim partimizin misyonu da budur. Bizim partimizin amacı da budur. Küsmek, darılmak yoktur. Bizde sadece hizmet anlayışı vardır. Tabii biz yıllardır siyaset yapıyoruz. Ancak siyasette özellikle halka hizmet etmenin bir takım yolları var. İşte belediye, önce teşkilata çalışırsınız. Belediye başkanlığı olabilir. Milletvekilliği olabilir. Allah bize tabii şimdi milletvekilliği adaylığını nasip etti. Biz buna layık olmak için önce 3 milletvekilliğini de kazanmak için çok yoğun bir çalışma yapmamız lazım. Eğer nasip olur, milletvekili olursak halkımıza, öncelikle ülkemize, halkımıza, Kars ilimize ve ilçelerine bütün gücümüzle, gençliğimizle, enerjimizle, eforumuzla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Tabii çok detaylı konulara girmek istemiyorum. AK Parti Türkiye'de 2002 yılında almış olduğu, yönetimini almış olduğu Türkiye ile bugün 2011 yılında gelinen noktaya bakıldığında çok büyük mesafeler kat ettiği açık net bir şekilde görülmektedir. Sağlıkta, eğitimde, adalette birçok şeyde müthiş ilerlemeler kaydetmiştir. Ülkemizi önemli bir noktaya getirmiştir. İçte önemli bir noktaya gelmiştir. Enflasyon düşmüştür. Milli gelir artmıştır. Büyüme hızı artmıştır. Büyüme yüzdesi artmıştır. Paramız yabancı paralar karşısında değer kazanmıştır. Bunun yanında özellikle dış politikada da Türkiye'nin sözü geçer noktaya gelmiştir. Hatta sözü dinlenir, sözüne itibar edilir bir noktaya gelmiştir. Hatta bugün Avrupa'da, Orta Doğu'da veya bir başka yerde, dünyanın herhangi bir başka yerinde bir sorun olduğunda ilk danışılan ülke konumuna gelmiştir. Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan artık bir dünya lideri haline gelmiştir. O misyonun içerisinde olmak son derece mutluluk vericidir. Bu nedenle biz de bu parti içerisinde, AK Parti içerisinde, AK Parti'nin misyonu doğrultusunda halka hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. Allah bizleri mahcup etmesin.